Şeytan Allah'a sanırım ağızlarıyla Allah'a nurunu söndürmek istiyorlar. Yani Darwinist, materyalist propaganda yaparak dine karşı tavır alıyorlar diyor Cenab-ı Allah. Oysa kafirler istemese de yani kalben tabii kesinlikle istemez bir ateist, dinsiz. Evet. İslam'ın dünyaya hakim olmasını istemez. İstemese de diyor ne yaparsa yapsın Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Maşallah. Şimdi Allah nurunu Kur'an'ı indirerek tamamladı. Ama bunun safa safa açılımı var. Çünkü bir yönüyle tamam. Yani Kur'an inmiştir. Ama mesela Kur'an gelse fakat 3 kişi tabi olmuş olsa, bir kişi bile tabi olmuş olsa Allah nurunu tamamlamış olur. Yani indirmiş oluyor o yönüyle. Ama bir de İslam'ın dünyaya hakimiyeti var. Evet. Yani ikinci safhası var. Yani Kur'an'a insanların tabi olması ve Kur'an'ın insanların yaşaması var. Kur'an var ama insanların haberi yok. Bu ayetin ufku dünya hakimiyetini içine alıyor. İnşallah. Yani bütün dünyaya İslam'ın hakim olmasıyla bu ayet tam tahakkuk etmiş oluyor. Hazreti Mehdi'ye dönük bir ayet diyebiliriz. Tabii yani Mehdi dönemini anlatan bir ayettir. İşari manasıyla inşallah. İnşallah. Dolayısıyla onun vakti de gelmiştir. İslam'ın dünyaya hakimiyetinden bahsetmeyen din alimleri günaha giriyorlar. Çok büyük hata yapıyorlar. Ahirette bunun hesabını veremezler. Evet. İslam'ın dünyaya hakimiyetinden bahsetmemek ne demek? Yani ne kadar büyük Allah katında bir suç ve bunu ehemmiyetsiz görmek. Yani namazı, orucu, zekatı ehemmiyetsiz görmek gibi bir şey bu. Evet. Değil mi? Evet. Din dünya, bütün dünyaya geldi İslam dini. Dinin yaşanmamasından kaynaklanan mesela Budistler ne acılar çekiyorlar. O Güneydoğu'da, Güneydoğu Asya'da değil mi? Evet. İnsanlar nasıl sıkıntı içindeler. PKK'nın kökeninde de yine dinsizlik var. Evet. Güneydoğu'nun ufku tabii çok geniş. Dünyanın güneydoğusuna da baktığımızda, evet. Kuzeyine de baktığımızda her tarafta dinsizliğin acısını insanlar yaşıyorlar. Evet. O yüzden bu ayetin tahakkuku için Müslümanlar her gün namazdan sonra dua edecekler, ya Rabbi diyecekler. İslam'ı yeryüzüne hakim et. İnşallah. Bizleri bu nimetini görmekte şereflendir. Bizi bu konuda asker et, bizi görevli kıl, bizi mücahit kıl. Yani cehd eden, asker derken ilim kılıncıyla, evet. Bilimle, ikna ederek, sevgiyle. İnşallah. Bir an önce ya Rabbi İslam'ı dünyaya hakim et diyecek. Bakın ben onu söyledim geçenlerde. Bütün Müslümanlar toptan ya Rabbi İslam dünyaya hakim et. Biz İslam'ın dünyaya hakimiyetini istiyoruz desinler. Ayına kalmaz İslam hakim olur. İnşallah. Yani bu istenmemeden kaynaklanan bir hakimiyetsizlik var. Adamın haberi bile yok. Yani mesela hocayım diyor, alimim diyor. Tek bir kere ağzından İslam'ın dünyaya hakimiyetinden bahis yok. Evet. Sen nasıl Müslümansın? Nasıl alimsin sen? Yani nasıl istemezsin Kur'an'ın dünyaya hakim olmasını, güzel ahlakın, İslam ahlakının hakim olmasını nasıl istemezsin? Evet. Evet. Değil mi? Bilakis bölünme istiyor. Parçalanma bir de Müslümanların birbirini kırıp yıkmasını istiyor. İstiyor, evet. Mesela bu çok rezalet bir durum. Tehlikeli. Bunu ahirette nasıl açıklayacak böyle bir şeyi? Bak müşrikler istemese de diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sanırım, o dini İslam'ı bütün dinleri üstün kılmak için elçisini hidayetle, Allah'ın Hadi isminin tecellisi Mehdi, Hadi isminden gelir. Hidayete vesile olan yahut Allah'ın hususi hidayete erdirdiği kişi anlamına gelir Mehdi. Hidayetle ve hak dinine gönderen odur. Hidayetle mesela Mehdi ile ve hak dinine gönderen odur. Mehdi ve Mehdi'nin yanındaki Kur'an'la İslam'ın hakimiyetine de aynı zamanda işaret ediyor. İkinci işaret manası budur. Evet.